Qu'est-ce qu'il a? Catherine a fait naufrage? Non, elle ne vient plus. Ah, génial ça. Donc, j'ai un truc pour lui, tiens. Le grand Martin Marceau. Consultez le mage Martin. Passé, présent, avenir, désenvoûtement, disparition, retour de l'être aimé. Tiens, paf, pile dans le créneau. Mais c'est hyper sérieux. Je viens de faire un stage de voyance. Bon, j'ai pas encore le diplôme. Simplement, j'anticipe, tu vois. J'ai inondé le quartier de mes petits tracts. Je te fais les tarots, je te dis quand on... Arthur riecht ja nichts. Stell dir vor, Vanille trifft auf Kakao und Minze auf Himbeere. Wow. Jasmin, Augen zu. Riech mal. An was erinnert dich das? An nichts. Oh, sieht ja lecker aus. Aber mit meiner verstopften Nase rieche ich rein gar nicht. Gesundheit. Danke. Aber Essen geht doch wohl noch, oder? Direktionsbüro Balek. Ja. Papa, deine Stimme klingt so komisch. Ja, ich habe ein neues Telefon, Marie. Ja. Schön. Erkältet bist du nicht, ja? Nee. Mal was anderes. Willst du nicht am Wochenende zu uns kommen? Ihr beiden Frauen habt doch noch einiges gerade zu rücken. Wie soll ich das denn machen? Ich habe kein Auto. Kommst du mit deinem Ronaldo? Ich will ja sowieso noch mit ihm reden. Geschäftlich. Er hat keine Zeit. Mit dem Bus komme ich sicher nicht 3 Stunden rum, Kajuke, bis nach Hitzacker. Dabei wäre die gute Luft hier bei uns genau das Richtige für dich. Schließlich sind wir ein Luftkurort, ne? Ja, aber bitte, wenn's nicht geht, dann geht's wohl nicht mit deren. Schade. Ja. Und sag Mami, sie soll dich nicht immer vorschicken. Wie kommst du denn auf sowas? Naja, wie wohl. Tschüss, Papi. Tschüss, Marie. Hi. Ist Frau Frohwein da? Die hat eine Besprechung. Sie hat's aber erwischt, sie Arme. Wollt sie das nur abgeben? Dann erholst du dich erstmal richtig. Landluft ist besser als Stadtluft, sag ich immer. Ist lieb von dir, dass du mich alle Abends früher abholst, Papa. Ja, lass mal. Wenn ich krank wäre, würdest du dasselbe machen oder deine Mutter? Freundschaft, Liebe, Gott, keine Rede mehr. Aber ich habe ja auch alle gewarnt. Co z ocieplenie? To coś na przeziębienie? Też. Znaczy, chodzi o ocieplenie dachu. Jak pan tak do mnie będzie mówił, to na pewno się lepiej nie poczuję. A ja mam coś na przeziębienie. Günaydın Şükrü abi. Günaydın Defne. Nasılsın? Çok yaşa. Şifayı kapmışsın galiba. Evet ya, sorma. Ağzımla burnum yer değiştirdi. Vallahi ayakta zor duruyorum. Dinlenseydin keşke, gelmeseydin bugün. Yok ya, şimdi öyle işten kaytarıyor gibi olmasın. Yani İdare ederim ben bunu. Gelmiş de. Teşekkür ederim Şükrü abi ya. Sabah sabah vallahi zihnimi açtı. Çok yaşa. Teşekkür ederim Şükrü abi. Ben burada daha fazla can vermedim. İçeri geçip. Hadi kaçtım ben. Hadi hoşçakal. Çok yaşa. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok, sadece biraz hasta olmuşum. İnsanın ruhu hasta olmadan vücudu hasta düşmezmiş. Eski bir tanıdığım söylerdi. Eski bir tanıdığınız doğru söylemiş. Çıktılar hazır Ömer Bey. Çok yaşa. Yok, gerek yok. Teşekkürler.
Yani, ay çok yaşa yavrum. Çok yaşa canım. Bu ne ya? Ay. Sağ olun hep beraber. Kıyamam ben sana. Kapmışsın sen Şifa'yı. Sorma anne ya. Kaç gündür kırılıyor gripten. Doktora da gitmiyor. Doktorsuz olmaz. Hemen git. Gideceğim. Ya gideceğim de fırsatım olmadı Hüsnü amca. Doktor ne yapacak? Yatmadan geçmez bu hastalık. Sıcak sıcak çay çorba iyice biterledin mi? Tamam. Nerede yatsın teyze? Annesi de akraba ziyaretine gitmiş memlekete. Tam da zamanında gitmiş yani. Sonra... Geliş. Efendim baba? Bana bir bardak su versene kızım sen zahmet. Damat olmak... Buyur babacığım. Sağ ol kızım. Bir de şu Haydarbek'le Şule'ye de bir bakıver sana zahmet. Olur bakayım. Oturtmayacaksın kızı Tibet'in yanında. Oturmasın. Herif geldi kuruldu başka şeye. Bir de kızım hizmetine koşmasın. Git sen içir çorbayı. Ay ne münasebet. Allah kahretmesin. Kaptı Şifa'yı bak bu Zuhat. Varan bir. Değil. Alo. Hoş geldin Hüsnü amca. Oo, iyileşmişsin Tibet. Valla sayenizde. Çok iyiyim bugün. İyi hadi maşallah maşallah. Bizimkiler nerede ya? Suat! Suat! Hoş geldin Hüsnü. Dur! Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş geldin babacığım ya. Bu ne lan? Sorma işte kaptık Şifa'yı hepimiz. Ne mikropmuş sendeki de be Tibet. Oğlum bende ne alakası var? Sağ olun ortaya mahvettin bizi abicim. Ay, Tibet'le ne alakası var oğlum? Çok yaşa kızım. Çocuğun günahına giriyorsunuz, ona üzülüyorum. Zülüf! Sorma baba ya, ben de hasta oluyorum. Ya ben müsaade istesem Hüsnü amca. Dersim erken başlıyor da bugün. Git tabii oğlum, git git git. Gecikme dersine. Burada yapacak iş kalmamış zaten. Hadi git. Tamam. Zeliş. Ha. Ararım ben seni sonra, tamam? Ha, tamam. Çok geçmiş olsun hepinize. Sağ ol, sağ ol. Tamam, hadi git de oğlum, git sağ git. Sağ ol. Çok yaşa yavrum, çok yaşa. Ya ben size ne diyeyim Suat ya? Ne diyeyim kızım? Hı. Belliydi böyle olacağı. Haydarbek iyi mi bari? Çocuk kas... İyi iyi. Uyumuşum uyumuşum. Şule de sağlam çıktı vallahi. Aslan gibiydi. İyiydi iyiydi. Gördüm biraz önce. Bir tek sen sağlam çıktın vallahi üstü. Günahına girmişim. Tamam. Çünkü evde değildim. Vallahi iyi ettin üstücüm. Doğru tabii. Üstümü Oy. Değiştirmeye uğramıştım ama o da kalsın. Burada oturup mikrop kapacağım ha. Sokakta it, çakal kovalarım daha iyi. Daha sıhhi. Hadi bana git git. Allah'a emanet ol.